Bir Yerde Beskal'da sıradan hepiniz hayırlı akşamlar arkadaşlar ve bir akşam saat 8 ve yine haber bülteni sizlerle beraberiz. Günün gelişmeleri ve Galatasaray'daki bazı gelişmelerle merak ettiğiniz konulara yanıt bulmaya çalışacağız. Hep beraber dertleşeceğiz. Biliyorsunuz milli takım arasındayız. Galatasaray'ı çok özledik ama maalesef hayat böyle devam ediyor. Velet abiye de bir hoş geldin diyelim ve yayınımız şöyle bomba bir şekilde başlasın. Ne yapalım? Evet. Hadi bakalım. Hoş bulduk. İyi akşamlar, sevgiler, saygılar herkese. Evet, nefesim yayınlar abi demiş. Hoş geldin dostum. Evet, doğru. Like'ların sayısı son zamanlarda transfer döneminden dolayı herhalde pek böyle izlenmede kısırlık oluyor ama olsun, gene de sizlerle beraber yüz beraberlik olmak, beraber bir şeyler paylaşmak keyif veriyor. Officer of the Voice. Algıcılar saldırıya geçtik kısmında. Kıvanç abi güzel Arda derleme raporları getir demiş. Arkadaşlar bana bilgileri ulaştırın. Ben tek tek sizlere onları konu edeyim. Haberiniz olsun, ben ederim. Ben elimden gelince takip ediyorum her şeyi ama Ramazan bildirici, iyi akşamlar, yarın 58. Cumhurbaşkanlığı Selçuk İzmir bisiklet turu var demiş. Murat Esen, Kıvanç abim, Vedat abi, Süleyman abi hoş geldin kardeşim selamını vermiş. Suat Demirtaş, doğru da ona bir şey yapamıyorsun ki, işte bu çok farklı bir boyut ama iş İsrail ve Filistin arasında kalmayacak, herkes görecek yakında, o bölgede bayağı bir yere bulaşacak bu olay. Zaten Suriye'ye de biliyorsunuz İsrail saldırıda bulundu. Enteresan şeyler görüyoruz. Türkiye o bölgede tedbirini aldı, arkadaşlarımdan aldığım bilgiye göre o bölge tamamen güvenlik ve kordon altında, tedbirimiz var ama Mesut Zengin, oradaki olayları biraz da Rusların fişteklediğiyle ilgili de bilgi var Berat abi. Ya Mesut hepsi, Zengin. Bütün emperyalist güçler senelerdir, yüzyıllardır. Böyle yani, yapacak bir şey yok. Mesut, ya hayat bunun üzerine kurulu. Yani hep böyle birilerini sömüre sömüre. Zaten biz Avrupa devletiyiz. Yok ben dünyanın süper gücüyüm, ayaklarına girdiler. O ama roketleri, şimdi o tankları, roketleri falan üreten firmalar yaşayabilmesi için, ilaç firmaları yaşayabilmek için, bunlar da hepsi biliyorsunuz İsrailli Yahudilerin elinde dünyada. Bunlar bunları yaşatabilmek için savaşı da kendileri çıkarıyorlar, silahları da kendileri üretiyorlar, her şeyi kendileri yapıyorlar arkadaşlar. Mesut Zengin hoş geldin. Süleyman katıl linkimizi vermiş arkadaşlar. Katıl linkinden ne yapacağınızı biliyorsunuz. Cüzi rakamlarla katılabilirsiniz. Çok düşük rakamlar. Yani hiç yükseltmedik diye biliyorum en sonki durumu. Ama dediğimiz gibi destek olmanız sayısal bazda YouTube'da bize çok büyük bir katkı veriyor. Abdullah Özdamar hoş geldin. Şenol Ünsal, Gönül Hanım gelmiş. Umarım iyisindir Gönül Hanım. Sedat abi hoş geldin. Yorumcu burada. Şenol Ünsal. Bir Yerde Beskal izlemek bir tutkudur demiş. Vay be, inşallah gönülden söylemişsindir. Vallahi çok keyif aldım. Tugay hoş geldin. Rıza Elgi Aydeniz hoş geldin. Osman Batur abimiz gelmiş. Hoş geldin. Bektaş Dal, Ferhat Mutlu. Selam beyler. Şifayı kapmışım, burnu bakıyor. Abi her yere burnu sokarsan olacağı budur yani. Yapma öyle. Orada space odalarında millete dalaşıyorsun. Sonra bak böyle gribal enfeksiyon ya. Ama geçmiş olsun. Havin hoş geldin. Barış hoş geldin. Bengisu tatlı kızımız benim. Nefes aldığında hep aramızdadır. Hasan Deveci iyi yayınlar demiş. Ziyek'i konuşacağız. Meraklanmayın. Hemen hemen tüm bilgileri aldık. Phil Foden Bursa temsilcimiz burada. Hoş geldin. Yorgun iyi yayınlar. Güzel insanlar demiş. Yunus Bakırcı merhaba abiler. Bu akşam konuşacak mı? Hayır. Salıya kadar bir gün daha belli değil ama salı olma ihtimali çok yüksek, onu söyleyelim. Bu programdan dolayı, yani biliyorsunuz kutlamalar var, ondan dolayı ertelendi. Ahmet Akkavuk hoş geldin. İlk kardiyolog burada. İsrail güçleri yetmez demiş. Yani cücük kadar bir yer arkadaşlar, bakın haritayı açın, o bölgede İsrail'e bakın, böyle cücük kadar bir yer. Evren Sülü hoş geldin. Turgay Ak hoş geldin. Yani öyle bir şey, ülke düşünün, bir sınırından bir sınırına top mermisi ulaşır. Böyle yani. Ama
Turgay Ak, hoş geldin. Jack S, hoş geldin. Mauro Icardi, Kıvanç Bey, Amerika'nın getirdiği uçak gemisinde daha önce çalıştınız mı? Amerika uçak gemilerinde Türkler çalışmıyor, yabancılar çalışmıyor. Ama gözlem yaptığım birçok uçak gemisi olmuştu. Ben onda görev yaptığımı hatırlamıyorum. Daha çok İncirlik'te Amerikalılarla görev yaptık. Onların Kuzey Irak uçuşlarında sürekli İngilizce dil bilgim ve besteki bilginden dolayı orada kontrolör görevindeydik. Ama onun dışında öyle çok fazla içlerini almazlar. Onu da söyleyelim. Uğur Sakarya, beni yok saymayın buradayım demiş. Ne demek dostum? Okay, hoş geldin. Neredesin be ya? Ya gene kayboldun. Gel buraya, gel gel. Almanya'da vallahi sana gerçekten bunun hesabını soracağım. Bak söyleyeyim. Polat Torumtay, hoş geldin. Korkut adamı gelmeyecek ya. Ya ne yapayım? Geldiğinde herife linçleyecek halimiz yok. Ama bir borcunu ödeyecek yani. Bilemem artık, öyle mi? Osman Batur, biraz önce öğlenki yayını izliyordum. Objektif bir görüşle İsmail'i değerlendirmeniz bir Galatasaray olarak beni gururlandırdı demiş. Ya yalan yok. Yani İsmail Yüksel'i ben çok beğenmiyorum Osman abi. Ama ya eğriye eğri doğruya doğru çocuk maçta yanına da Salih'i aldı. İkili olarak harika işler çıkarttılar. Neredeyse bir Torreira performansı gördük. Bunu övmek lazım. Ama bunu anlamayacak eşeklerle karşı tarafta var. Meraklanma abi. Zamansız kalem, hoş geldin. Okay geldi demiştik. Phil Foden, Ömer, Büyük Seymen abiler selamlar. Moralim çok bozuk valla. Sizi dinlemek iyi geliyor. Gel gel, sana moral takviyesi yaparız. Meraklanma. Ferhat Mutlu da kesik kuşlardan gelmiştir diyor. Yok vallahi bilmiyorum da. Aslan da grip olur. Meraklanma aslan da. Evet abi. Ferhat Mutlu dikkat etsin. Şimdi 4K şeyler yayınlardan geçiyormuş grip, ona göre yani. Hakan abi bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Aslında radyasyonun taşıyıcı özelliği var ha, biliyorsun değil mi? Hakan evet. Toktaş, hoş geldin. Hiç kimse 50'ye değil. Bir abiler Ziyech için Bayern BJK maçlarında yok diyorlar. Doğru mu? Evet, ben bunu Beşiktaş maçı için evet diyebilirim. Bayern maçını bilemiyorum ama onu da konuşacağız. Meraklanma. Ya ne diyeyim film? Aynen doğru. Zekeriya Akın, yayını beğenmeyen Ahmet Ercanlar olsun demiş. Ya o kadar da alçaltma insanları ya. Volkan Erdoğmuş, hoş geldin. Evet bakayım. Durmuş. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Kıvanç abi, Beret abi, Süleyman abi çok mutluyuz demiş. Durmuş, bak bir daha tekrarlıyorum. Seni seviyoruz kardeşim. Officer of the Watch. Kıvanç abi, Icardi ne zaman çıkacak antrenmanlara? Beşiktaş maçı yaklaştı. Yine kilo verdirmeye çalışmayacağız değil mi? Ya o sırada, şu anda o görev şeyde. Van'da yengede. Sen rahat ol. Rahat. Emre Griftinoğlu, hoş geldin. Ahmet Siverekli, hoş geldin. Sedat abi ne demiş bakayım? Uçak gemisinin Musa Yıldız'la bir ilgisi olabilir mi? Her şey yapar Musa. Hiç belli olmaz. Barış, hoş geldin. İsmail, Mesut Özsoy, hoş geldin. Bak ne demiş Okay, görüyorsun değil mi? Sen gel de Almanya'ya Kıvanç abi, gerisi önemli değil demiş. Hadi cevap ver Okay'a, hadi. Ben ne vereyim abi, sana koymuş adam kapağı. Ne kapağı bu ya? Ben mi anlamadım? Hissetmedim Okay. Vallahi hissetmedim. Okay kapağı tatlı tatlı koymuş, hissetmedi Kıvanç abi. Yani bu delikanlı gibi gel mi demek istiyor? Hüseyin yok, evet. Gel de diyor, o gerisine bakarız burada diyor. Vallahi bir şey diyeyim mi Okay? Biz Almanya'da şu şapkalıya emanetiz. Allah sonumuzu hayretsin. Bakalım ne olacak. Hüseyin Çam Yeşili Yeşil, yayınlar Ankara'dan selamlar, seviliyorsun demiş. Hoş geldin. Officer of the Voice abi, İsmail ve Samet kompak oyunda, yani defansif yani hücumla defans arasında mesafe bırakmayarak oynadığımızda o performansı verdi. Arkadaşlar gerçekten çok iyi oynadılar. Yani Samet de bizi utandırdı. Onu söyleyelim. Hürkan Köroğlu, hoş geldin kardeşim benim. Orhan Akkuş burada. Hürkan ne demiş başka? Hoş buldum demiş. Suat Aslan burada. Evet bakayım. Totosu. Valla benim o anons performansını anlatamam ben sana. Gerçekten enteresandı Polat. Murat Koray gelmiş. Hoş geldin. 55 lira göndermiş. Bir diğer Galatasaray üyemiz. Yeni formanın sipariş edildiğini TFF'nin yapay zekası mı belirledi? Gene fiyasko demiş. Evet arkadaşlar maalesef. Hayırlı olsun. Almanya'da
diyelim demiş. Oy, eyvallah okayım. Arkadaşlar like'ları unutmuyoruz ve süper chat, süper sticker'la şu VR The West'i alıyoruz. Tepeye çıkartıyoruz. Tıpkı Murat Koray'ın yapmış olduğu gibi çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar desteklere devam. Hakan Gürses, selam abiler, iyi yayınlar demiş. Bakayım başka. Hürkan ne demiş? Kıvanç abi, Berat abinin fotosu gelir mi sana attığımı, yoksa video sonunda mı atarsın demiş. Yani gönder, bilmiyorum ama öyle absürt bir şeyse Berat abimi yolda bırakmam, ha haberin olsun. Abi o istediğini şimdi mi sonra mı getireyim? Hangi istediğimi? Dedin ya, yapar mısın diye. Ha, onu bir şaka olsun diye millete böyle bir tebessüm ettirelim. Gösterelim yayına, öyle neşeli başlayalım. Bir Getireyim şaka mi? Geldi aklımıza. Getir Tamam. abi. Şimdi arkadaşlar bakın, Afrika Kupası kuralları çekildi ve kurallarda tabii ki rakipler eşleşti. Biz de bu eşleşmeden doğan bu mücadelede değerli rakibimize tebrik sunmak istedik. Hemen getireyim ve kardeşimize de tebriklerimizi iletelim. Beşiktaş'a, oh bir dakika, bu değil ya. Ana neredesin lan? Bak. Ah tamam. Beşiktaş'ımıza arkadaşlar Afrika Kupası'nda büyük başarılar diliyoruz ve umarım kupayı alarak Türkiye'ye getirme lüksüne sahip olurlar. Evet arkadaşlar, 6 gruplu Afrika Kupası kuralları çekildi ve Beşiktaş da o turda artık üst sıralara çıkmaya çalışacak. Arkadaşlar bu kadar grup E'yi bir zoomlar mısın? Grup E'yi çok beğendim. Çok ölüm grubuna benziyor. Grup E'de Tunus ölüm. Var. Tunus var, Beşiktaş var, Güney Afrika var, bir de Namibya var. Arkadaşlar yani yani şakası bir tarafa, bu kadar Afrikalı oyuncu ve bunların hemen hemen hepsi gidiyor milli takıma. Beşiktaş ne yapacak o periyotta? Vallahi Allah taraftarına sabır versin. Beni bağlamaz. Taraf transferi o adamınız yaptı yani. Gene de bir şaka olarak alın. Lütfen kızmayın. Biz transfer ettirmedik. Sizin başkan aldı o oyuncuları. Hadi bakalım Beşiktaş, sana grup E'de başarılar diliyoruz diyerek gülerek başlayalım mı? Evet. Yani biraz şaka yapalım dedik arkadaşlar. Hoşgörüsüne Beşiktaş dostlarımızın güvenerek, inanarak. Evet abi, şimdi Galatasaray storlarda tükenen bu yeni forma, gerçi şeyde gördüm, spikerde de bizim almış lap diye giymiş fakat burada yok mesela, onu söyleyelim, hiçbir yerde bulunmuyor ama yeniden bir üretim yapılacakmış ve piyasaya süreceklermiş. İnşallah bir an evvel Beşiktaş o grupta üçüncü olur demiş Çigon abi. O zaman eleniyor Türkiye'ye döner. O yarı finale kadar gitsinler abi Beşiktaş yani. Futbolcuları gelmesin. Bunu konuşacağız da burada. Abi ben bir isim yarattım. Bilmiyorum ne dersiniz. Beğenirse 12 taksit yapıştırdım demiş. Esat Manat. Hoş geldin. Arkadaşlar like'lar yükselsin ve süper chat, süper sticker lütfen destekler. Evet. O haberi getireceğim mi? Ha? O haberi getireceğim mi, o taksit olayını? Yok, onu ben şifaya söyleriz dedik. Oldu, onu da söyleyelim yeri gelmişken o zaman. Galatasaray'ın bu yeni forması çıktıktan sonra arkadaşlar bankalara 2600 liralık kredi, tüketici kredisi başvurularında %677 artış olmuş. Yani millet kredi alarak Galatasaray'ın bu 100. yıl formasını alıyor. Gerçekten çok önemli. Bu forma 100 yılda bir alınabilecek bir forma arkadaşlar. Hem motif olarak hem anlam olarak, bir de tabii ki Nike'ın son forması da bu. O da bir tarihi şeyi var. Yani anlamı var. O yüzden bu formaya çok acayip bir şey var şu anda. Rağbet var. Ve ben bu formanın en az 500 bin satacağını düşünüyorum. 500 bin de çok iyi bir rakam aslında. 1 milyarın üzerinde bir gelir elde eder. Bu formayı eğer 1600 lira 1500 lira çekselerdi, bak şu anda gerçekten o dediğin rakama evet derdim de, öbür türlü biraz zor ya. Evet. Çok zor. Zamas Kalem 10 VR The Best üyeliği hediye etmiş. Bu arada Icardi'ye koyduğum ismi beğendiniz mi bilmiyorum. Bir bakın kimlere çıkmış: Kenan Kaya,
Hasan Kütük, Ali John Peker, Sedat Can Çetinkaya, Mauro Icardi, Taner Özel, İbrahim Türk, Fikret Kırkıç, FIFA Life kardeşlerimize zamansız kalemin hediyesi çıkmış. Çok teşekkür ediyoruz zamansız kalem. Gerçekten desteğin büyük. Icardi'ye Punisher dedim. Bilmiyorum yakıştı mı? Yakıştı ne demek derseniz, o? Cezalandırıcı. Ha, cezalandırıcı. Yani iyi olsun. Koyucu diyelim anla yani. Saplamacı, saplamacı. Abi bilmiyorum yakışır mı? Punisher. Abi düşünün. Hayır derseniz onu da değiştiririz be. Şey, önemli değil. Saplamanın mucizi İngilizce nasıl söyleniyor? Abi o uzun sürer abi. O yani iki kelime olmaz. Tek bir kelime de halletmemiz lazım ya. İngilizce olduğu için. Yani ona bakarsan Fuçker derim anlarsın sen ama neyse. Şeye de Suçker derim. Edin Dzeko'ya da. Anlayan anlamıştır. Zamansız kalem o. Sen de anladın değil mi? Ya Helga ile buluşuyorsun değil mi? Seni gidi. Zamansız kalem 10 milyar best üyeliği hediye etmiş. Süleyman Kocadağ, Yiğit Terzören, İsmail Çolak, Petah, Kli, Okan Erdem ve şöyle bakayım. Enes Kaplan, evet. Recep Çınar, Sonay Sevinç ve Kesitçi Dayı'ya çıkmış. Arkadaşlar beğenmediyseniz vallahi düzeltirim. Hiç problem değil ama forma ne yakıştı değil mi Icardi'ye? Evet. Çok yakışmış. Adama ne giyse yakışıyor abi ya. Bu adama yakışmayan bir şey yok. Allah nazardan saklasın. Adam her şeyi satıyor yani üstündeki. Ha, İngilizce'de matkap pek öyle hoş bir kelime değil. Yani Cigon abi drill deriz ama drill'de çok böyle enteresan kalır. Punisher böyle ya, enteresan mesela bak, geldi. Adana'da mesela ben gördüm şeyde restorantın camında saplamacı aranıyor diye ilan vardı. Bu biliyorsun Adana kebabı saplamacılara saplamacı deniyor. O yüzden de Adana'da mesela çok normal bir tabir bu saplamacı. Saplamacı yani bilmiyorum bak şey demiş officer. Inventor of Stapling demiş saplamanın mucidi ama işte öyle uzun oldu mu olmuyor yani onu tek kelimeye düşürüp orijinal bir şey bulmak lazım. Kar Ali de saygılar arkadaşlar demiş drill matkabın İngilizcesi eyvallah. Hüsmen Başaran selamını vermiş abiler kolay gelsin ağzınıza kuvvet eyvallah. İzmirli tam 35 vay be tam 35'in anlamını biliyor musun? Yarımı evet. 35 buçuk yapıyor çünkü karşıyaka değil yani. Evet abi kutlamalar bugün öğlen verdik böyle başladı Taksim mezardan sonra kabristandan sonra oraya geleceğim Taksim yürüyüşle şeye geldiler İnan Kıraç denilen herifin salonuna orada bir herhalde yemek geldi sonra liseye gidildi orada da bir tören kupalarla vesaire hatta görüntüler şu an karşımda hala karşımda duruyor tabii ki orada da Dursun Başkan'ın da çeşitli açıklamaları var çok uzun. Ama özet söyleyeceğim arkadaşlar. Berat abiden de bir yorum alacağız. Kim ne yaparsa yapsın. Bizim hedefimiz bellidir. Yabancı takımları yenmek ve Türkiye'mizi layıkıyla temsil etmek. Nokta. Birileri gibi vizyonu küçük, kafası küçük değiliz. Biz her zaman ileriye bakan ve pumper olabilir. Pumper da olabilir Çağlar. Bak fena değil. Pompacı. Bu şeyde YouTube'da gördüm abi. İngiliz bir çocuk var gay gibi böyle. Penaltı oluyor şimdi. Tepkisini gösteriyor. Manchester maçında. Penaltı oluyor. Çocuk böyle çok üzülüyor falan ağlamaya başlıyor. Icardi penaltıyı bir atıyor çocuk. What a guy, what a bilmem ne falan işte şey diyor homoseksüel diyor. Bize diyor şey atacakmış, gol atacakmış. Bizi işte cezalandırılacakmış falan bir sürü İngilizce böyle şey söylüyor. Ondan sonra 3 dakika sonra Icardi bir koyuyor abi çocuk yere yerlerde böyle bir görsen. Ne oldu abi? Koydu abi. Çağlar Tok 22 lira çok teşekkür ederim. Forming bunu biz bugün Volkan'la da konuştuk. Ben tam olarak öyle olduğunu bilmiyorum ama sanıyorum şu anlama geliyormuş. 12 çizgi yani forma 12 çizgili eğer bu anlama geliyorsa Volkan'la konuşmuştuk biz tercanlı. 12 kurucu üyeyi temsil ediyormuş. 12 liseli evet. Ama benim de orada bir muhalefetim oldu Volkan'a. Normalde 13'tür kurucu üye. Ama 12 belki bir anlamı vardır. Ama bu da mantıklı.
O anlama geliyor olabilir Formay'in. Onu da söyleyelim. Karali, abilerim bu Fenerbahçe şike yapmıyor mu? Neler yapıyor? Sizce bunu ispatlayamaz mıyız? Bizler etin budun yere gittiği yere kadar yapıyoruz ama bunu ancak kulüp. UEFA'ya şikayet etsek, UEFA zaten inceleme açtı. UEFA dosyayı açtı. UEFA şu anda Fener'in girdisi çıktısı, her hal tuvalette ne kadar tuvalet yaptı, sifonu kaç kere çekti, hepsini hesaplıyor. Sen rahat ol. Bekle bekle. Avrupa'dan men veya transfer yasağı gelir mi onu bilmiyorum. Ama eğer burada UEFA bu incelemede düzgün devam eder ise sonuna kadar çok şey ortaya çıkacak. Meraklanmayın ama bana güvenin, ben onu araştırıyorum. Meraklanmayın arkadaşlar. Ayrıca evet. Bir fragman da verelim. Birazdan arkadaşlar Ziyech'in sakatlığıyla ilgili gerçekleri açıklayacağız. Ve Zaniolo ile ilgili de gerçekleri açıklayacağız. Onun da spoilerını verelim şimdiden. Evet abi, kutlamalardan da şöyle güzel bir resim verelim. Arkadaşlar bakın, ben 52 yaşındayım. Berat abi 56 yaşında. Belki bizden büyük mesela dostumuz vardı, unuttum ismini şimdi, kurul üyesi, Galatasaray kurul üyesi, 66 yaşında. Bizden büyük abilerimiz de var. Ama ben size kendi adıma yemin ediyorum. Ben Galatasaray'da şu dostluk görüntülerini yıllar vardır ki görmedim. Görmedim. Evet. Onu söyleyeyim. Yani aslında projeler, transferler, şampiyonluklar, başarılar bir kenarıya, bence bu yönetimin başardığı en önemli olayı görüyorsunuz. Kemerburgaz toplantısı akabinde, bugün de kuruluş yıldönümüyle ilgili törende, yani bu kadar ağır topu bir araya getirmek, top deyince de kötü bir şey söylemiyorum, ağır abi diyelim, bir araya getirmek, onları böyle bir barış çubuğuyla sohbet eder bir ortamda bulundurmak gerçekten çok zor bir iştir. Evet. Çok zor. Ya bu yönetimin şu ana kadar yaptıkları işleri, başarıları başka bir yönetim şu ana kadar elde etmiş olsaydı kendini kral gibi falan böyle köşeye çekmişti. En büyük benim falan böyle böbürlene böbürlene hava atardı arkadaşlar. Yapmadıkları halde bile hava atıp böyle güç zehirlenmesine yaşayan bir sürü yönetim oldu. Ama bu yönetim gerçekten, başkan özellikle, çok kendisi yani böyle kibiri olmayan, paylaşmayı seven, başarıyı herkesle paylaşan ve camiayı kesinlikle barıştırmaya çalışan çok çok güzel bir yönetimimiz var inşallah. Bunlar ama böyle giderler yani. Daha önceki döneminde biraz kibir yaptı, hatırlarsın. Aynen aynen. Ama çok oradan işte ders almış adam ki yani o da onların hiçbirini tekrarlamıyor şu anda. Bu arada zamansız kardeş, zamansız kalem dostumuz, kardeşimiz Fatih olmasa da yandık valla. Sağ olsun, bize çok iyi destek veriyor. Tatlı belaya çıkmış, Çağlar Tok'a çıkmış, Hüseyin Başaran, Üsmen Başaran'a, Çerkez Timsal'e, Serseri Mangene, Ali Aykut'a, Mehmet Karadağ, Cankat Yasin Yüksel, Kadir Cengiz, Nuri Alço. Evet, hayırlı uğurlu olsun zamansız kalem dostumuza da. Şu anda bizi tek başına ayakta tutmaya çalışıyor. Çok çok teşekkürler. Ama evet, şimdiye kadar bize maddi manevi her katkıyı veren bütün dostlarımıza da Allah razı olsun. Büyütün abi bizleri yani. Bizlere evet, cesaret verin. Bu kanal büyüsün lütfen. Evet, ben birazdan transferle ilgili bölüme getireceğim arkadaşlar. Ziyech'le ilgili detaylı açıklamaları tekrar yapacağız. Zaten kısmen yapmıştık. Metin Dolunay, Icardi Killer fena değil ama Killer olabilir, bak güzel. Ali Yazıl, biz bugün öğlen bunu söylemiştik. Bu programın yoğunluğundan dolayı muhtemelen salı günü ama önümüzdeki hafta bu olacak. Bilgin olsun kardeşim. Soruna da böyle bir cevap vermiş olalım. Ve Karali'de 21.45 liralık bir destek göndermiş. Nihat Tokman, Kıvanç abi sendeyiz. Abi biz cimbomluyuz, rahat ol. Hep beraberiz. İnşallah bir gün maç ortamında hepinizle bir araya geliriz. Ceyhun Kalınoğlu, adam zamansız kalemli. Ona adam demiş. Halit Şengül, Amerika'dan New Jersey yanılmıyorsam gelmiş. Selamını vermiş. Cemal Uçar da selamını vermiş. Hoş geldin. Ya şu ismini görünce de hep benim o şefim aklına geliyor. Felaket bir adamdı. Neyse. İsim benzerliği çok oluyor bazen ya.
Abi şimdi Hırvatistan Türkiye maçını öğlen konuştuk ama gerçekten artık bu saatten sonra Türkiye'nin buradan bir hata yapacağını sanmıyorum. Ama konsantrasyonlarını yüksek tutmaları lazım. Bunun için de iyi bir hoca var başlarında ve gördüğüm kadarıyla, bilmiyorum röportajları izledim mi, hemen herkes abi Montella'ya gerçekten çok güveniyor ve takımda farklı bir hava yaratmış. Bu arada Hüsmen Başaran kardeşim de 5 tane We Are The Best üyeliği hediye ederek Süleyman Koç, Zinnur Ediş, Mustafa Murhan, Furkan Can ve konu olan bugünkü Hakim Ziyek'e hediye gitmiş. Çok teşekkür ediyoruz Hüsmen kardeşim. Karali, selam değerli abilerim, hayırlı akşamlar, saygılar. Efendim bu Fenerbahçe şike yapmıyor mu sizce demiş. Arkadaşlar fıldır fıldır bütün belge araştırıyorum. Meraklanmayın. Bugün bir dedikodu çıktı. O dedikoduyu henüz daha federasyondan teyit edemedik. Bir açıklama gelmedi. Sosyal medya dedikodusu. Duydun mu abi? Yok, duymadım. Fenerbahçe'nin talebiyle ilgili. Yok, duymadım. Arkadaşlar bakın, öyle demiyorum ama dedikoduyu söylüyorum. Bu dedikodu gerçekten kulaktan kulağa çok yayıldı. Talebin oy birliğiyle reddedildiğine dair bir duyum var. Ancak federasyondan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bekliyoruz, takipteyiz. Fadıl takipte, onu söyleyelim. Zanyolu haberini getireceğim. Zanyolu ile ilgili de yalan haberler var. Yakalandı, tutuklandı falan gibi, öyle bir şey yok. Ama ve lakin evet, polis de ifade veriyor. Officer of the Voice'da Hakim Ziyek chatte durumunu direkt ona soralım demiş. Doğru. Ali Dönmez Kıvanç abası da senin kulübün medya ayağında değerlendirmeleri lazım. Ya medyayı da geçtim de şu hakemler konusunda vallahi billahi yürekten hazırım Erden Hocam. Yürekten. Ne kamera istiyorum ne para istiyorum. De ki bana gel buraya, gelmezsem adam evladı değilim. Her şeyi vereceğim. Yeter ki şu Galatasaray birilerine şamarı çaksın. Başka bir şey demiyorum. Ben de katılıyorum Tugay. Ben içimden öyle bir şey hissediyorum. Yok, Necip demiş ya gideceğiz, yeneceğiz ve çıkışımız başlayacak. Aa, masanın altından Necip. Ah bak, gösterdim. Ben patlayacağımızı düşünüyorum. Aman da Allah nazardan korusun diyelim ve yayınımıza devam edelim. Abi aslında konulara mı geçsek, ne yapsak ya? Evet, geçeriz. Yani bu milli takımı da biraz konuşalım. Pazar günü bir daha maç var biliyorsun. Orada iyice garantileyebiliriz Almanya'ya gitmeyi. Tabii ki bu Hırvatistan'ı yenmemiz çok çok iyi oldu. Hırvatistan'ı deplasmanda yenmek hem kolay değildir, hem de grupta çekiştiğimiz, liderlik için çekiştiğimiz bir rakibi de yendik aynı zamanda. Hani Hırvatların bir şeyi olmasaydı falan, yani böyle bir ne bileyim iddiası falan olmasaydı belki salarlar falan diyeceksin, ama Hırvatlar bu maçı kesinlikle almak istediler. Ama Türkiye çok onurlu ve çok iyi bir oyunla buna müsaade etmedi. İnşallah önümüzdeki pazar günü de Letonya'ya aynı tarifeyi uygularız. Rahat bir galibiyette hatta grup birincisi bile olabiliriz artık ya. Ben ya çok işte umutlu. Öyle bir şey ki, hani böyle bir birinci çıkacaksın da öbür grubun ikincisiyle maç yapacaksın gibi bir durum olmadığı için o kadar rahatım ki. Yani artık şuradan da dönüş olmaz. Ermenistan ya, ne yapar? Namın yürüsün, tamam mı? Hani derler yani, Türkiye birinci. Ne reddedilmiş dediği Halis şöyle, bu bakın vallahi bak yayında direkt açık açık söylüyorum. Henüz açıklanmadı, ancak gelen duyumlar 28 şampiyonluk talebinin reddedildiği konusunda. Bunu yakında görürüz zaten ama bekleyin lütfen. Aman bak reddedilmiş, Kıvanç abi dedi falan, yok öyle bir şey. Aman ne olursunuz bekleyelim, göreceğiz. Zamansız kalem 10 We Are The Best üyeliği hediye etmiş tekrar. Kubilay Türk Yılmaz, Gökhan, Mert Murat Keskin, Yaşar Eraslan. Bu arada transferle ilgili de gelişmeleri anlatacağız. Arif Hikmet Saraç, Ali Rıza Binboğa, Taylan Gündoğdu, Yaşar Şakir. Hep iyi ol gelse Mehmet Burak Bostancı kardeşlerimize pow çıkmış. Evet arkadaşlar, 15 Ekim Türkiye Letonya'yı ağırlıyor ve 21 Kasım'da da Galler'e gidiyoruz ve grup maçları bitiyor. Hırvatistan bizden bir maç eksik ve 10 puanda, eğer galip gelirse
tabii ki ne olacak? Bizimle aynı puan ama liderliği alacak. Ondan sonra averajlar konuşacak ama ikili averajda bizden üstün durumdalar. Onu da belirtelim arkadaşlar. Evet. Bir şey diyeceğim mi? Yok, ben söyledim işte yani pazar günkü maç çok önemli. Onu aldıktan sonra bizim önümüz sonuna kadar açık. Garantiliyoruz zaten alınca. Evet, Torreira'ya atom karınca dedik. Torreira artık atom karınca. Abdülkerim'e yerli Ramos dedik. Artık Abdülkerim yerli Ramos oldu. Şükür, gurur duyuyoruz. Şimdi Icardi'ye bir şey diyeceğiz ve onu da mutlaka statlarda göreceğiz. Gerçekten de değişik bir adam. Ben çok seviyorum o adamı. Allah nazardan korusun. Olmayanları da Allah çatlatmasın diyelim. Abi oyuncularımız. Şu gördüğün 7 oyuncunun piyasası felaket arttı. Ve talepler var. Örneğin Icardi'ye arkadaşlar İspanya'dan iki kulübün talip olacağı şeklinde duyumlar geliyor. Ki PSG çok pişman. Onu söyleyelim. Kaç milyon aldı o forveti? Tırnağı etmiyor Icardi'nin. Onu söyleyelim. Evet, evet. Kerem, evet. İngiltere, İspanya ve Hollanda takımlarının özellikle Ajax yaptığından çok pişman. Düşük bir rakam vermişti. Hayır dendi ve şimdi kara kara düşünüyor. Sasha, İngiltere, Fransa ve İtalya'dan teklif alacak. Nelson, İngiltere ve İtalya'dan teklif bekleniyor. Abdülkerim'e İspanya ve İtalya'dan ve şimdi de milli maç sonrası Barış'a İngiltere ve Almanya'dan teklifler bekleniyor. Ama ve lakin tabii ki yönetim başta Nelson olmak üzere, çünkü Ocak'ta gidebilir demiştik, kararını verdi. Hayır, hiçbirinizi göndermiyorum. Nokta. Ama yaza bakarız ne olacak. Fakat burada Icardi asla, Torreira ve Icardi, Abdülkerim de büyük bir ihtimalle hiçbir yere gitmeyecektir. Ama ve lakin Icardi artık gündemde ve size bir müjde daha vereyim. Arjantin milli takımının formasını giyecek Icardi. Yakında duyacağız. Göreceksiniz. Evet. Ya ben aslında daha bu yolun başı diye düşünüyorum. Eğer Galatasaray şu gruplardan çıkarsa Bayern Münih maçları çok çok önemli. Onlardan yani İstanbul'daki maçı ben çok büyük ihtimalle alacağımızı düşünüyorum. O maçı alırsak zaten gruptan çıkmayı hemen hemen kesinleştirmeye yakın getirmiş oluruz. Ve o özgüven de çok acayip böyle takıma fayda sağlar. Ben eğer gruplardan çıkar ve çeyrek final falan yaparsak, yarı final falan bir de böyle bir şeyler yaparsak bu futbolculara çarpı 2 çarpı 3 daha yanlarına o söylenen rakamların koy derim. O yüzden de ben gruplardan çıkarsak Galatasaray kimseyi satacağını düşünmüyorum. Ve birazdan konuşacağız. Çok önemli bir iki transfer de yapmayı düşünüyor. Yaz transfer döneminde alıp da veya hali hazırda elinde olup da işine yaramayan, sisteme uymayan veya istenilen performansı sağlayamayan futbolcuları elden çıkarıp yerlerine çok daha önemli takviyeler yapmayı düşünüyor Galatasaray. Onu da birazdan konuşacağız zaten. Ben dediğim gibi biz gruplardan çıkarsak Galatasaray Ocak'ta futbolcu satmaz. Satması da bence doğru olmaz, akıllıca olmaz. Çıkamazsa da belki bir tane abi, o da Nelson olabilir. Aynen. Çıkamazsa da yani boy gidebilir. Boya mesela gelir, Bayern Münih çok istiyor. Ondan sonra birkaç tane İngiliz kulübü de istiyor. Bayern Münih gelir çak diye 60 milyon veya 40 milyon verir. Hayır diyemezsin. Hı-hı. Ama gruptan çıkarsak iş daha da değişir ya, ben size söyleyeyim. Bekole herkes hediyelik atıyor, bir bana gelmedi ne bahsızın diyor. Bazen öyle oluyor. Bazıları da çok kısmetli, haberin olsun. Ama belki de kabul etmiyorsundur. Onun ayarlarına bak. Onu söyleyelim. Fofana hayırlı olsun diyemeyeceğim. Deniz, henüz bir teyidim yok. Polat Geyik 22 lira göndermiş. Abi Avrupa'da kim ilk 11 oyuncusunu satıyor sanki demiş. Ama bu iş öyle değil. Arkadaşlar 1 euro 28 küsur TL. Yani paramız gitgide eriyor. Ve tabii ki bunlar da düşünülebilir şeyler. Adam geldi. Nelson'a 25'i koydu. Vallahi verirler. Nasılsa Sanchez var elimde. Ben... İki tane, üç tane de gelecek olan genç oyuncumuz var. İşte Matias, Metehan, ondan sonra Emin Bayram gibi. O yüzden yaparlar. Zaten
Yunus'tan da 9'luk bir rakam gelecek gibi. Çünkü gerçekten Premier Lig'de döktürüyor çocuk. Aman nazar değmesin. Ne dersin abi? Evet, birazdan Zaniolo'yu konuşacağız. Orada biraz sıkıntı var. Onu da konuşunca zaten anlayacak dostlarımız. Ama ben Nelson'un gruptan çıksak da çıkmasak da bir 17'ler 18'leri görürse Galatasaray'ın kesinlikle satacağını düşünüyorum. Hem o istiyor gitmeyi hem de Galatasaray'ın da işine gelir bence şu durumda. Yerine de zaten takviye yapılabilir. Zaman da var. Futbolcu da var oraya takviye yapabileceğin. O yüzden de bakalım, çok merak ediyorum Ocak transfer dönemini. Çok ilginç şeyler yaşanabilir. Birazdan zaten şeylerini vereceğiz. Onun emareleri başladı. Onu da söylemiş olalım. Evet abi, ben bu konuda bütün topu sana bırakıyorum. Ben diyeceğimi dedim. Hakim Ziyech sakat, gitmek istiyor. Böyle aptalca haberleri yapanlardan gına geldi. Hakim Ziyech'teki sorunu Berat abiyle dinleyelim ve konuşalım. Bu çocuğun ne durumda olduğunu hep beraber bir değerlendirelim Berat abi. Evet, biliyorsunuz arkadaşlar, dün bir haber çıktı. Uyluk kasında Hakim Ziyech'in yırtık olduğu ve milli takımından geri geleceği diye. Ama işin aslı öyle değil, işin aslı şöyle. Galatasaray zaten Hakim Ziyech'i anlaşmalı olarak gönderdi arkadaşlar. Hakim Ziyech'e dedi ki, Hakim Ziyech, ben dedi milli takımlı arkadaşlarıma psikolojik olarak ve dedi duygusal olarak bir destek vermek istiyorum dedi. Ben dedi Fas milli takımının her şeyim dedi. Beni çok seviyorlar. Benim orada olmam çok yardımcı olacak onlara. Galatasaray'da dedi o zaman tamam, sakatlığını sen zorlamazsan orada sana izin veriyoruz diye. O izinle gitti ve yeni bir şey yok arkadaşlar Ziyech'te. Sadece zorlanma var, ağrı var kasında. Türkiye'deki durumun aynısı. Bir tercüme hatası yüzünden yırtık diye herkes haber yaptı. Hakim Ziyech'te yırtık Sence yok. Sence hata mı? Ya algı yapıyorlar işte yani. Türkiye'deki Ama algı. Ama onu demeye çalışıyorum. Evet. O yüzden de kesinlikle Hakim Ziyech'in sakatlığı Galatasaray'da gittiğinden aynı durumda. Yeni bir sakatlık veya gelişmiş bir şey yok üstüne. Aynı sakatlık ve geçiyor. Galatasaray biliyorsunuz sıfır ağrı prensibiyle hareket ediyor 2 senedir. Ve tamamen iyileşmeyen oyuncuyu da kesinlikle oynatmıyor. Mesela ben şöyle söyleyeyim, çok iddialı söyleyeyim. Galatasaray istese Beşiktaş maçında değil de Bayern maçında mesela oynatabilir bir 25-30 dakika Ziyech'i. Ama bunu bile şeye atmak istemiyorlar. Riske etmek istemiyorlar. Ben size şunu söyleyeyim. İkinci Bayern maçında, buradaki Almanya'daki maçta Hakim Ziyech tam olarak sahada hazır olur. Onu söyleyeyim size yani. Diğer Kaya 6 euroluk bir destek göndermiş. Abi Lemin haberi doğru mu sence? Evet, onu konuşacağız. Bir de başka bir şey demek istiyorum. Yönetim niye forma satışları Avrupa'da daha da genişlemiyor? O konuda biraz kötü. Diyarım, hem teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı, hem de Türkiye'deki satışlar sence iyi mi? Ya Türkiye'de forma bulamıyoruz. Yani abi bak, bir anda bitti. Bir anda. Bak, mağazacılık ve storların müdürü, başkanı biliyorsunuz Cemal Özgörke'ydi. Bu geçen gün o görevlerinden istifa eden arkadaş. Bu görevine layıkıyla yapacağına, böyle oradaki işleri düzelteceğine başka işlerle uğraştı. Erden Timur'u kıskandı, onu kıskandı, bunu kıskandı. Ve işini yapmadı. Bu yüzden de zaten başkan gördü bu olayı. Kendini gitti. Mağazacılık ve storların yönetim kuruluna kendini atadı başkan. Bunu boşu boşuna mı yaptı sanıyorsunuz bizim sevgili Dursun Özbek başkanımız? Gördü, yapamıyorlar. Gitti. Yani ben ağrısız başını niye ağrısın adam? Aynen. Aynen. Yani bu olaylar hep bu Cemal Özgörke'nin beceriksizlikleri, çalışmamaları yüzünden olmuştur arkadaşlar. Adam 2 aydır yönetim kurulu toplantılarına bile gitmiyormuş yani. Onu düşünün. O yüzden de mağazacılık ve bizim storlar, biz zaten bizim VR The Best'i seyrediyorsanız 50 kere eleştirdik yapamıyorlar diye. Bu da zor da bir şey de değil yani. Fazla fazla sipariş vereceksin zamanında. Alacaksın. Yani elinde kalmaz abi. Galatasaray işte bugün gördünüz. Adam gitmiş kredi çekiyor. Bu formayı almaya çalışıyor. Daha ne yapsın yani taraftar? Büyük olay. Büyük olay. Arkadaşlar şöyle,
Hüseyin Öz kardeşimin nezdinde şöyle bir cevap da verelim. Arkadaşlar, Ziyek'le anlaşma yapılırken Galatasaray tüm ihtimalleri göz önünde bulundurmuştu. Yani öyle bir sözleşmesi var. Eğer sakatlığıyla ilgili böyle bir sıkıntı yaşanırsa fesih hakkı var. Yani her türlü hakka Galatasaray sahip. Ama burada öyle bir durum yok. Bu tamamen algıcı medyanın ortaya attığı bombalar. Ama ben o konuşan tiplere sizden bir ricam var. Sorsanıza 15 milyon cua aldığı Cengiz neredeymiş? Bir sorun evet, bakalım. Aynen. Öyle İç lafı geçiyor kolay. İç lafı geçiyor mu? Yok. Bizde olsa 15 milyon verdiler. Bilmem. Bak bir şey daha diyeyim mi? Hiç oynamadan çok iyi bir maaş ve böyle sponsorlukla gelen Cengiz'i kendi takım arkadaşları da çekemiyor, biliyorsunuz değil evet mi? peki ben ama... sana daha şeyini söyleyeyim ben size daha şeyini söyleyeyim Bruma'yı biliyorsun, bunlar 10 milyon euroya falan mal ettiler, getirdiler, çimlere basmadan adamı bedava gönderdiler. Şimdi Benfica'da adam şey yapıyor, şov yapıyor, pardon, Braga'da mı Benfica'da mı, nereye gitti? Braga'da herhalde. Braga'da Evet. adam şov yapıyor. Her maç iki tane gol atıyor, asist yapıyor, bilmem ne yapıyor. Galatasaray böyle bir futbolcuyu 10 milyon euroya alıp da bedavaya birine gönderseydi ve bu futbolcu da sağda solda böyle şov yapsaydı, ne yapardı bu algıcı medya? Ne yapardı? Uydururlardı. Burama'yı mı diyorsun abi sen? Aynen. Tamam. Bak mesela ben bir şey daha diyeyim. O algıcı tiplere şu selamı söyleyin. Gerizekalılar. Bu çocukta bir sorun bile çıksa bedelsiz geldi. Adam hasta etmesinler. Aynen. Ya bu kadar akıllı transferler yaptı Galatasaray. Ama bu çocuğu sahada göreceksiniz. Meraklanmayın. Ben de katılıyorum Melat abiye. Muhtemelen riske etmeyecekler kesinlikle. Ve deplasman Bayern Münih maçında bir bakacaksınız sahada hakim Ziyech bir çakacak, Icardi kafayı koyacak ve golü atacak. O zaman da hadi konuşsun bakalım o pislik çorbalar. Evet abi, devam ediyorum yayınımıza ve Nelson'u konuştuk zaten. Transfer planı başlıyor. Şimdi bu transfer planında sizden bir istirhamım var. Nefes Kıvanç ya, babama dedim bana forma al, kaliteli formasını, Icardi forması 1600 aldı. Ya kesin köprü altı formasıdır o. Bak benden duymuş olma, o 1600 aldı, çakma formadır. Vallahi sana söyleyeyim. Çünkü yok yok, çakma değil, seyirci formasıdır o, normal. Taraftar forması. Ha şey mi? Bu yeni formayı değil değil mi? Yok yok, taraftar formasıdır o aldığına. Ha. Evet, ya sakatlığı yanlış anlıyorsunuz. Fener medya antrenmanında Ziyech'in şortu görünce ama o ya o pisliklerin işi gücü biziz, meraklanmayın. Arkadaşlar bakın, listede birçok isim var ama buradan ziyade Berat abi sana ben başka bir şey getireceğim. Onun üzerinden konuşalım. Bence evet. Plan şu ve görüntü de öyle, herkes de biliyordur zaten. O planı getireyim sana. Şimdi konuştuğum herkesten aldığım izlenim şu arkadaşlar. Galatasaray bir sağ bek araştırmasına giriyor. Bunun Türk olma ihtimali çok yüksek. Ama yabancı da olabilir, bazı adaylar olduğunu duyduk. Diğer bir konu. Forvet mevkii. Şimdi ismi zikredeceğim ama bakan bu gidiyor, o geliyor, bilmem ne yapmayın. Çünkü bunlar bizim transfer politikamıza zarar verdiği için Erden Timur gerçekten kızıyor. Ne olur kızdırmayalım. Onun da böyle işine sekte vurmayalım. Ancak bakan bunun sözleşmesinden çıkılarak, çünkü her ne kadar Okan Hoca hazır ol bakan bu dese de çıkılarak büyük bir ihtimalle Ocak ayında işte Simone ismi verdik. Farklı isimler de var. Onlardan birini getirme planı var. Diğer bir konu bence bence en başta yapılması gereken şeydi bu bana göre. Yani Dibu'a bence daha faydalı olacaktı ama olsun, karar öyleydi, saygı sonsuz. Ama Sergio'nun olduğu bölgeye orada çok daha iyi performans verecek olan ve Okan Hoca'nın da özellikle süreklilik istediği bir oyuncu Endombele var ama orada mutlaka bakılacaktır. Ona göre de bir plan izleyecekler. Artı Ocak ayında muhtemelen biri Almanya'dan abi ama ismini öğrenemiyorum. İki tane de 6-8-10'da oynayabilen genç oyuncu, Türk genç oyuncu
getireceklerini öğrendim. Plan şimdilik benim bildiğim bu arkadaşlar. Ne dersin abi? Ya bir kere yani iki mevkiyi bir kere kesinlikle gönderecekler veya göndermeye çalışacaklar. Birincisi bakan bu, ikincisi de Sergio Oliveira. Öbürküler de bizim bu Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkıp çıkmamamıza bağlı açıkçası. Çıkarsak daha değişik bir strateji uygulanacak, çıkamazsak daha değişik bir strateji uygulanacak. Ama sana tamamen katılıyorum. Sergio'nun yerine daha verimli birisini getirmeye çalışacaklar. Hatta yani tercihi Sergio'dan yana kullanmaktan bence çok pişman oldular. Dubois kalsaydı bence daha çok faydalı olurdu. Hem sol ve sağ beki yedekleyebilirdi, hem de gerçekten iyi bir futbolcuydu. Bakan bu zaten altyapı futbolcusu gibi takılıyor. Gollere mollere seviriyor işte. Çığlıklar atıyor ama hiç kendini zorlamıyor takıma girmek için. Bakan bunun çok rahat bir adam bir de böyle. Herkes de tamam çok iyi şakalaşıyor, anlaşıyor, gülüyor, eğleniyor ama sadece gülüyor, eğleniyor yani. Kendini ilk 11'e böyle ne bileyim bir Nelson gibi şey yapmıyor yani böyle. Ne derler böyle hiç zorlamıyor, anladın mı? Ben bakan bu kesinlikle gönderecekler ve Oliveira'yı da göndereceklerini düşünüyorum. Birazdan zaten isimleri de konuşacağız. Alternatif olarak konuşulan isimler. Yani genel olarak bu mevki üzerinden isimler belli zaten. Simone bir kere en büyük aday gözüküyor. Zaten Garbi de arkadaşlar bu konuda devrede. Onunla da görüşüyorlar. Ama şimdi burada sizden tekrar rica ediyorum. Yani ne olur sosyal medyada şöyle konuşmalara kulak vermeyin, dinlemeyin. Çünkü Erden Timur'un yapmak istediği her şeye bu sefer engel oluyoruz. Bakan mı gidiyormuş, Sergio gidiyormuş falan gibi bir şey yok. Ama plan bu. Eğer değiştirebilirler ve sürekliliği olan daha büyük destek verebilecek oyuncu getirebilirlerse plan bu. Sağ bekleri Saşa'nın yerine oraya absorbe edecek bir iyi yabancı sağ bek alacaklar ama muhtemelen o da yaşı genç olabilir. Onu da söyleyelim. İki de genç oyuncu alacaklarını düşünüyorum. Ama burada koymadım Berat abi. Bir de şu an için takip ettikleri biliyorsunuz bir Kevin var Kolombiya'dan. Bir de kaleci durumu söz konusu olabilir ama bu başlıklı Ocak ayı ya. Hani bu yaza doğru o söz konusu olabilir. Ama şimdilik plan bu Berat abi. Evet bak Las Moica'nın yazdığı mesaj benim kafama takıldı. Daha 24 saat olmadan bu formaların stoklarının tükenmesi çok acı bir şey. Galatasaray madem böyle güzel bir şey yapıyor, böyle güzel bir organizasyon hazırlamış, bunun da önlemini alıp yeteri formayı hazırlamış olması gerekiyordu. Yani bir hafta sonra yap ama hazırla yani. Bir de bu hava yani 10 gün falan sürer. Ondan sonra yavaşlar biliyorsun. İlk 10 gün ne sattın sattın. Ondan sonra yavaşlar, rolantiye girer. Ama dediğim gibi şu formalardan çok az bir şekilde temin edilmesi, stoklanması çok büyük bir hata. Bunu da yaptılar yine yani. Aynı şey yani yine oldu. Bayern Münih bile Icardi veya Galatasaray şeyi takvim yaprağı çıkartıyor ve evet abi ya. Elin Alman'a gitmiş abi. Icardi'nin üzerinden sırtından para kazanıyor. Bizimkiler elindeki adamdan para kazanamıyor. Evet abi, muhtemel gitmesi düşünülen oyuncular ama tabii ki burada gelişmeler ne olacak göreceğiz. Sergio ve bakan bu. Sergio zaten psikolojik olarak da ne kadar gülüyor ediyor ama geri kalması etkili oldu. Onda bilemem ne yapar ama Sergio da böyle olduğu zamanlar takımda sorun çıkardığını da daha önceki takımlarında da oldu. Hatırlatalım. Bakan pek umursamaz bir adam. Yani eğer göndermek istiyoruz derlerse bir sorun çıkaracağını sanmıyorum ama önemli olan yerinin dolması. Bakan mı kötü bir forvet değil. Tekrar ediyorum. Ama yani istediğimiz verimi vermeyecek gibi gözüküyor. Ndombele'yi sordun Officer of the Watch. Ndombele'den hala Okan Hoca ümitli. Onu toparlayabilirse harika olacak ki sağlam bir oyuncu ama biraz ağır. Ondan dolayı onun ilerleyen zamanlarda göreceğiz arkadaşlar. Halit Şengül, evet. Abiler 11 sene Bursa Spor'da görev yaptım. Dedin de aklıma geldi ya. Geçen gün bir Bursa maçı seyrettim. Ya o sahanın hali ne öyle Allah aşkına ya. Yani yemin ediyorum bizim buradaki soğan tarlasında maç yapsak daha yeşil ya. Böyle bir şey olur mu ya? Bakan bu aslında çok iyi adamdı.
ama kimya tutmadı. Aynen onu söylüyoruz. Gerçekten iyi bir oyuncu ama kimya tutmadı. Life Reaction alalım Breivik'i. Breivik'le ilgili anlaşma olmuştu. Yazın Breivik olayı çözülecekti. Ama abi hatırlıyorsun arkadaşlar başkanı izin vermedi. Yani kendi başkanından dolayı o çocuk gelemedi. Deniz Karademir, Kovaç abi tahminimce Sergio ve Bakan mı gider? Başka da giden olmaz. Tahminimiz öyle. Sasha değil ama Nelson'da bir sürpriz yaşanabilir. 10 numara Ocak'ta alınmaz. Kesinlikle gruptan çıkarsak alabilirler ama sanmıyorum. Yedek forvet alınır demiş. Evet bakalım ne olacak? Bu isimleri verdik zaten. Gelişmeleri takip edeceğiz. Başka giden olur mu? Vallahi ben de bilmiyorum. Oyuncu sayımız zaten ortada. Bu oyuncuların mutlaka tabii ki eksiltilmesi lazım ki oraya bir oyuncu takviyesi yapılsın. Sergio ve Bakanlığı giderse 12'ye düşeceğiz ve iki yabancı daha hakkımız olacak. Vecino ismi geçiyor arkadaşlar. Onu söyleyelim. Ve Vecino ismi biliyorsunuz zaten ciddi bir boyuttaydı. Gene o ciddiyete sahip ve gördüğüm kadarıyla da Vecino da bayağı bir istekli ama ne olur bilmiyorum. Velet abi ne dersin? Ya ben ilk önce santrafor olarak biliyorsun Simeone ismini verdik. Ben onun Galatasaray'ın gerçekten görüşme gerçekleştirdiğini ben haber almıştık zaten. Ve o haberler de çıkmaya başladı yavaş yavaş. Ve Icardi'nin de onu çok istediği söyleniyor. Icardi'nin de tavsiye etmesiyle o olay konusunda şu anda Galatasaray bir çalışma yapıyor. Tabii ki 6-8 oynayabilecek bir futbolcu üzerinde de bakılıyor. Lemina ismi biliyorsun gündeme geldi. Wolverhampton'da oynuyor ve bizim eski futbolcumuz. O da gerçekten o 6-8'i iyi oynayabilen abi, bir futbolcu. Burada abi evet. İki oyuncu özellikle ilgilendiğimiz iki oyuncuyu burada resmini görüyorsun abi. Evet aynen. Lemina ve Vecino özellikle ilgilendiğimiz iki oyuncu. Evet ama ben bunun ben Lemina ile sınırlı kalmayacağını daha önemli isimlere gidileceğini düşünüyorum. Hele de gruplardan çıkarsak biz kesinlikle oraya çok daha iyi ve sağlam bir futbolcu alırız diye düşünüyorum. Gerçi Lemina da fena değil. Ben Lemina'nın son iki senesine baktım. O bizdeki kadar böyle maç kaçırmamış. Demek ki düzeldi sıkıntıları, o kas ağrıları falan düzeldi. Ve düzenli bir şekilde de süre alabiliyor. Hem de Premier Lig gibi sağlam bir ligde süre alabiliyor. O yüzden ben Lemina'ya da hayır demem aslında. Ama dediğim gibi o konuda daha değişik gelişmeler olacak. Onları da söyleyelim. Kaleciyi zaten sen söyledin. O da bir varis olarak Muslera'ya. Onda acele edilmiyor yani. Onu yaza da bırakabilirler. Dediğim gibi ben ilk önce santrafor ve 6-8 oynayabilecek bir futbolcu baktıklarını düşünüyorum. Evet Ferdi gelmiş ve gene totemini yapmış. Bayern Münih'i yeneceğiz demiş. Deniz Reynolds, Tielemans düşünülür mü? Şu an duymadım arkadaşlar. Mauro Icardi, Burhan Can Terzi ne demiş bakalım. Galatasaray Başkan Yardımcısı Cemal Özgürkey Başkan Yardımcısı görevinden ve Dijital AŞ Başkan Vekili görevlerinden istifa etti. Bu furyanın zaten devam edeceği belliydi arkadaşlar. Ama çok da papi açıkçası. Onu söyleyelim. Şimdi başkan o bölgeyi ele geçirdi ve kendi kontrolünü aldı. Daha düzgün işler yapılacaktır diye düşünüyorum. Evet abi yani Vecino ve Lemina. Lemina konusunda şöyle bir şey söyleyeyim. Geçen iki maçını izledim. Lemina'nın abi yani şu anda gördüğümüz o yapılı Ndombele'nin hareketli ve koşan hali. Ve gerçekten de başarılı biliyorsun kesicilikte vesairede. Evet. Bence çok etkili olabilir. Bizdeki en büyük sıkıntı biliyorsun bu karın kaslarında problem vardı o zaman. Çok maç kaçırıyordu. Bir de baldırından falan sakatlandı. Maç kaçırdı. Bizdeki tek sıkıntısı oydu. Galatasaray taraftarı da hem oyununu hem de kişiliğini her şeyini çok sevmişti. Ben çok beğendim bir futbolcu aslında. Son dediğim gibi iki senesine de baktım. Adam resmen yani şov yapıyor. Evet abi getirebiliyorlarsa. Bir ara sesin kesildi ama. Lemina'yı diyorum getirebilsinler getirebiliyorlarsa. Adam maç falan kaçırmıyor son senelerde. Sakatlığı kalmamış yani. Benim ondan tek korkum sakatlık olurdu. O da iyiyse zaten hiç sıkıntı yok.
Evet, şimdi Zaniolo ile ilgili ben İtalya'daki arkadaşımla görüştüm, Berat abi. Haberlerin aksine şöyle bir şey dedi. Şimdi önce bir operasyon yapılıyor. Juventus'taki bu Nicola Fagioli tutuklanıyor ve hesabındaki 100 bin euronun hesabı soruluyor. Ve ortaya çıktığında da tabii ki ortaya çıktığı zaman da tabii ki kendisine bir pazarlık konusu haline getiriyorlar. Tamam mı abi? Olayın özü oymuş. Diyorlar ki bu işe bulaşmış, diğer isimleri de ver bunun gibi yapan ve senin cezanı da indirime gidelim. Onun üzerine Fagioli işte Sandro Tonali ve Zaniolo'nun isimlerini de veriyor. Zaniolo'yu da araştırdım bizim arkadaştan. O da verdiği bilgi şu: sadece bir kere Roma kupa maçı, Roma'dayken arkadaşlar kupa maçında bir bahis oynamış veya oynatmış mı, öyle bir şey söz konusu. Ama bunlar sadece şu anda havada asılı bir durumda, kesinlik yok. İtalya'da İtalya milli takımının tesisinde önce ifade verdi, daha sonra da polis merkezinde ifade verdi. Ama ciddi bir tehlike bekliyor kendisini. Çünkü bu tarz bahis tespitlerinde 2 ila 3 yıl arası men cezası gelebiliyor. 6 ayla 3 yıl arasında. Ya genelde İtalya'da ağır veriyorlar abi de. Onu söyleyeyim. Ama burada şöyle bir durumda var. Galatasaray'ı bağlayan bir durum söz konusu değil. Ha, transferle ilgili. Olabilir. Yok, o tarafa geleceğim abi. Bu tarafı yok. Transferle ilgili İngiltere'ye gitti ya biliyorsunuz, satın alma opsiyonlu vesaire. Eğer böyle bir şey söz konusu olursa bu yaz uğraşacağımız bir konu, kapımızda bekliyor. Kiralık anlaşmasından da çıkabiliyor takımı. O kural da varmış. Ceza alırsa. Abi niye çıkmasın? Adam diyelim bir yıl men aldı. Ne yapacak adam? Kiralamış. İşte o da Galatasaray'ı ilgilendiriyor. Yani o kiralık parasını alamaz ve futbolcu geri gelir yani. Onu söylemek istiyorum. Ama ben de bildiklerimi ben de biraz. İtalyan medyası konuya ciddi yaklaşıyor. Özellikle söz konusu Juventus olunca Berat abi, yani Juventus'ta çünkü yemedikleri nane yok. Neredeyse Türkiye'deki Fener gibi öyle bir takım Juventus. Maşallah evet. Var. Evet abi, seni kestim. Ya bu konuda benim de bazı bilgilere ben de ulaştım. Benim de kaynaklarımdan edindiğim bilgiye göre. Bir kere ciddi bir konu. Böyle geçiştirilecek bir konu değil. İkincisi olayın ciddi olduğu apar topar İtalyan milli takımından ikisini de çıkarıyorlar. Ve ikisini de takımlarına geri gönderiyorlar. Hatta bugün İtalya milli takımının teknik direktörü de bir açıklama yaptı işte. Şampiyonlarımızı maalesef göndermek zorunda kaldık. Onlar çok iyi insanlar işte falan diye böyle. Arkadan romantik bir açıklama yapmış. Ama bu olayın ciddi olduğu kesinlikle aşikar. Bir kere bütün elektronik telefonlarına, laptoplarına, ne varsa hepsine el koymuşlar iki futbolcunun da. Aslında el koyma ifadesini pek kabul etmiyorum. Neden? Telefonla tabletini Zaniolo zaten kendi teslim etti. Yani el koymak, ararsın, elinden alır kaparsın ya. Öyle değildi. O yüzden ben o ayrıma bakarım abi. Ya fark etmez yani. Sonuçta inceleniyor elektronik bütün şeyleri ve Zaniolo konusunda da daha biraz daha böyle olay çetrefilli oluyor. Çünkü Zaniolo'nun annesinin üzerinden bahisleri oynattığı yani şeyi var, iddiası var. Bahisleri o konuda da derken Berat abi, orada bilgi bahisler mi? Çünkü bir tane var söz konusu. Ya fazla yani, sadece bir tane değil. Yok abi, annesinin... İtalya'daki bu işin pirinden aldım. Bir tek Roma kupa maçı var. Yok abi, yani sürekli devamlı oynanmış yani. Ama bu bir iddia tabii ki. Annesinin hesabı üzerinden yapıldı. Bu yüzden de annesinin de bütün banka kayıtları, işte para transferleri hepsi incelemeye alınmış. Yani şöyle söyleyeyim, 6 ayla 3 yıl arası bir cezası varmış kanıtlanırsa bunun. Tabii ki ilk Zaniolo bunu ilk defa, eğer böyle bir şey varsa, inşallah yoktur. Ama bunlar genç insanlar, belki bir şeytana uyup hata yapmış olabilirler. Hepsi genç. Sandro da şeydi arkadaşlar, Nicola Fagioli de
ve Zanyolo'da onların hepsi genç çocuklar. Evet evet yani o yüzden bu bir şeytana uyup hata yapmış olabilirler. Ben kesinlikle inanmıyorum yaptığına. İnanmak da istemiyorum açıkçası. Ama yaptılarsa da ilk defa olduğu için ve pişmanlık belirtisi gösterdikleri anda ben en az ceza olan 6 ayın verileceğini düşünüyorum. İnşallah da öyle yani çıkarsa, kanıtlanırsa 6 ay gibi kısa bir sürede. Çünkü Galatasaray'a büyük yaptırımları var. Bir kere Aston Villa sorgusu sualsiz. Bunun kiralık şeyinden çıkma hakkına sahip oluyor. Galatasaray'a da parayı da geri ister. Aynen aynen. Hem parayı geri ister hem hiçbir opsiyonunu da vermez, kullanmaz. Bizim başımıza gelir Zaniolo. Tamam ben yani zarar edeceğiz demiyorum. Zaniolo yine 6 ay ceza alsa ondan sonra devam eder ve Galatasaray'da tekrar kendine gelip çok çok iyi bir futbolcu zaten. Bize çok büyük yararlar sağlar ama dediğim gibi işte yani sinek küçüktür mide bulandırır derler. Bu da öyle bir olay. İnşallah bir şey çıkmaz. İnşallah böyle bir şey yoktur. Biz Zaniolo'ya güveniyoruz. Zaniolo'yu çok seviyoruz. Ve ne olursa olsun da bir gençliğin hatası olarak görüp Zaniolo'ya kesinlikle sahip çıkar. Hem camiamız, hem kulübümüz, hem biz. Öyle abi söyleyeyim. İtalyanlar da. İtalyanlar arkadaşlar İsviçre'de yani UEFA'da çok etkililerdir. Onu söyleyelim. Ya şimdi milli takım için bu kadar değerli oyuncuları kolay kolay kaybetmek istemeyecektir. Çünkü bu adamların futboldan uzun süre men edilmesi İtalyan milli takımının zaten durumu ortada, puanları gördünüz. İyice çökertecektir. İtalyan şeyi girecektir abi. Ne derler? İtalya tayfası girecektir şeye. Ben de katılıyorum Abdullah. Büyük bir ihtimalle bir para cezası verilecek ve takibi alacaklardır. Çünkü sadece hani men cezası almaları, konunun kapanması da yetmiyor. Ondan sonra Zaniolo artık vukuatlı bir oyuncu olarak böyle tarih boyu takip edilecek. O da onun kariyerini neredeyse bitirir Veret abi. Yok abi ya ben yani genç daha Galatasaray'da biliyorsun bu konularda rehabilite edebiliyor futbolcularını. Çünkü bu bizim bir değerimiz olacak. Aston Villa bu. Aston Villa diye de bilir ben 6 ay cezasını kabul ediyorum bunu. Nasıl olsa istiyorum ben bu futbolcuyu. Göndermeye de bilir. Ama indirime gider. Opsiyonda indirim ister. Ya bakalım yani de ben çok merak ediyorum bu konunun ne olacağını ama dediğim gibi bunlar 21-22 yaşında. Kendi o yaşlardaki halinizi hatırlayın. Her türlü hatayı yapabilecek şeyde konumda ve yaşta çocuklar bunlar. Ben kesinlikle hani bir kere yaptı diye herkesi assaydılar dünyada insan kalmazdı. Herkes bir kere bir hata yapar hayatında. O yüzden de ben Naim böyle görüyorum. Yani. Naim Kara mükemmel bir konuya değindin. Hemen giriyorum. Bahis yapmayan sporcuyu bırakın. Hakemler bile oynuyor. İddia bayinde 3. lig hakeminin iddia oynadığını gördüm. Bravo. Ben de bu İtalya'dan bu bilgileri alırken orada şunu sordum. Ya dedim İtalya'da bahisle işi olmayan bir futbolcu tanıyor musun? Yok. Hemen hepsinin böyle bahislerde işi vardır. Yani orada yanlarında yaşamıyorum ama az çok bilen biliyordur. Dolayısıyla yani bu kadar da yüklenmesi ya tamamen abi bu Nicola'nın kendini böyle ceza indirimine tabi tutmak için seçtiği kurbanlardan diye düşünüyorum ben. Başka türlü olacak bir şey yok burada ama evet doğru bizim Türkiye'de de hakem camiasında hatta bırakın onu ya neydi o Murat Ilgaz mıydı? Bir akrabasının iddia bayi olduğu ortaya çıktı ama adam utanmadı görevine devam etti. Ve şimdi de gözlemcilik yapıyor. Ya bu işler bilmiyorum garip bir durum ya. Garip. Evet. Ben zaten o olayı hiç anlamış değilimdir abi ya. Suçlama çok ağır. Yani suçlamayı ben burada dillendirmek istemiyorum. Suçlamayı da biliyorum ama söylemek istemiyorum. Gerçekten çok ağır bir suçlama. Ben inanmıyorum bu kadar olabileceğine. İnşallah da yoktur yani öyle söyleyeyim. Bütün hakemler oynuyorsa Kıvanç abi de oynadı o zaman zamanında. Futbol ama basketbolda sorun yok ki. Ben 25 yıl basketbol hakemliği yaptım. Yani orada ne oynayacağım ki? Ne verecek ki ona? 1'e 1.2 aman buna mı oynayacağım ben? Boş ver gitsin ama oynamışlığım var yalan yok yani. Ama futbola.
14 milyon patladı abiler demiş. Yok yok, onu çözeceklerdir. Meraklanmayın. Bu olayı farklı boyutlarda hiç duyduysanız da inanmayın diye getirdik. Olayın aslı bu. Gidişatı takip edeceğiz. Zaten Juventus resmen spor hukukçularının kıskacında. Juventus'un yemediği nane yok. Keşke buna bu yapılanları Türkiye'de de biri adam gibi çıksa da bazılarına yapıverse bütün gerçekler ortaya çıkacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hiç istemedik. Lütfen bir kere like istiyoruz. Şu like'lara bir abanalım. 400 kişiyiz ve like'lar çok düşük kaldı. Sizden like istiyoruz arkadaşlar. Tamamen evet. Parasız. Bir konuya daha değinelim. Arda Turan. Bu bizim evladımız. Yeri geldi taraftarın yuhladığı bir adamdı. Yeri geldi kilosuyla dalga geçirdi ama Arda idmandayken bakın kim geldi ziyaretine. Diego Simeone. Ailesiyle evet. Beraber geldi. Onu ziyaret etti. Antrenmana katıldı. Oyuncularla fotoğraflar çekildi. Ve gerçekten de Arda ve Simeone karşılıklı çok güzel açıklamalar yaptılar. Yani işte Arda Turan bu arkadaşlar. Arda Turan bu. Yani biz Arda'nın kıymetini bilemedik belki ama gelecekte Galatasaray'ın teknik adamına bakıyorsunuz şu anda. Ben net olarak bunu yazın bir kenarıya not alın diye rica ediyorum sizden. Evet abi, Diego Simeone geldi evet. Arda ile de koyu koyu sohbetler yaptı, ne dersin? Ya çok çok güzel, benim çok gururlandırdı çünkü gerçekten Avrupa'nın çok sayılı teknik direktörlerinden ve ünü de bütün dünyaya yayılmış Atletico Madrid'i uzun senelerdir başarıyla yöneten ve kendine has antrenman teknikleri ve oyun stiliyle de gerçekten bir şey, ekol yaratmış bir futbol adamı, bir teknik direktör. Eski futbolcusunu gelip ziyaret etmesi beni çok gururlandırdı. Bu da Arda'nın orada ne kadar güzel bir hoş seda bıraktığını, ne kadar iyi ilişkiler kurduğunu gösteriyor. Bu yani basit bir şey değildir yani. Dünyanın hemen hemen en ünlü ve en büyük teknik direktörlerinden birisi geliyor. İstanbul'da eski futbolcusunun çalıştırdığı takımı ziyaret ediyor. Çok çok gururlandırıcı şeyler bunlar. Türkiye gerçekten bu federasyona rağmen, hakemlere rağmen bu değerleriyle, bu tür değerleriyle dünyada kendinden pozitif olarak söz ettirmeye devam ediyorlar. Bunlarla da gurur duyuyoruz. Hangi teknik adamıdır ki eski bir oyuncusunu gitsin ziyaret etsin ya? Evet, bir de yani Simeone abi, yani gerçekten bak bu adam bir ekol olmuştur artık dünya futbolunda. Yani tarih kitaplarına Atletico Madrid'le biliyorsun Atletico Madrid'i Real Madrid ve Barcelona'nın gibi takımların arasından çıkararak çok büyük bir yere getirmiştir. O yüzden de ve eskiden, şimdi tamam bunlar da güzel para harcıyorlar ama eskiden kısıtlı kaynaklarla çok güzel bir oyun oynatarak bunu sağlamıştı. O yüzden de önemli bir insan ve Arda'yı ziyaret etmesi de çok çok güzel bir olay yani. Geleceğin teknik adamına bakıyorsunuz arkadaşlar, söyleyeyim. Bir Fatih Terim'i bile geçecek, onu söyleyeyim ben. Benim düşüncem bu. Ama Fatih hocamız bir imparatordur. Evet abi, şimdi bir haber getireceğim. Özür dilerim. Artık gına geldi bu tarz şeyler duymaktan. Ya bir tane ressam düşün. O ressamı çok beğeniyor. Yanına gidip arkasına şöyle ensesine şurasına dokunuyorsun. Ve fotoğrafta poz veriyorsun. Sonra ayrılıyorsun. Olay bu. Ama gerizekalılar adamı cezaya çarptırıyorlar. Kimler bunlar? Hemen getireyim. Ya arkadaş, işiniz gücünüz mü yok? Bu kadar mı gerizekalısınız? Ben bilmiyorum. Haberi de bulamadım. Hah, buldum. Bu ne abi ya? Evet. Şu fotoğraftaki görüntü yüzünden arkadaşlar, İran'daki beyefendiler 99 kırbaç cezasına çarptırıyorlar. Bu gerizekalılar. Ya sizler... Ronaldo'yu. Sizler ne yapıyorsunuz ya? Siz ne yaptınız ya? Ya bir de bak, bunlar dindarız diye geçiniyorlar ya. Yani hepsi hikaye bak. Bu adam, Ronaldo denilen adam gerçekten Müslümanlar için, Filistinler için olsun, diğer Müslümanlar için olsun bir sürü iyilik yapmış. Her türlü bak, yeni o bu şeydeki depremde bile Fas'taki depremde bile, Cezayir'de miydi? Neydi? Neredeydi? Fas'ta deprem. Abi.
Orada bile kendi yani otelini, özel şeylerin hepsini evet halka açmış ve Müslümanları her yerde kolayı bu fırlatıp kenara atmış bir tane adamı. Sözde bunlar Müslüman, sözde bunlar İsrail'le savaşıyorlar ama İsrail'in bir numaralı kankası bunlar. Ben sana söyleyeyim. Yani Ronaldo gibi adama gidiyorsun 99 kırbaç bir tane ressama samimi bir şekilde anne gibi. Abi kardeş gibi. Mesela bak resim bu ya. Bundan farklı bir şey. Aynen abi. Anne gibi, kardeş gibi sarılmış, şefkatini göstermiş. Yazıklar olsun yani. Ne diyeyim yani? Yazıklar olsun. Yani din taciri bunlar abi. Bunlar nefes. Din taciri. Özür dilerim. O konuda yanılıyorsun. Messi ve Ronaldo da Türkiye'ye yardım gönderenler arasında. Aman ha. O konuda lütfen hatalı bilgi vermeyeyim. Ronaldo babamın oğlu değil. Seni kıracak değilim o konuda ama Ronaldo da Messi de gerçekten yardımlarını gönderdiler. Onu da söyleyelim. Ama abi yeter ya. Arkadaşlar Müslümanlık bu değil. Müslümanlık aha burada bak burada burada. Biz dünyanın en güzel dinine sahibiz. Dünyanın en iyi peygamberine, dünyanın en kutsal kitabına sahibiz. Ama ben bu yobazlardan sıkıldım artık. Ya ne demek ne yaptı karıyı öptü mü mıncıkladı mı ne yaptı lan Allahsız kitapsızlar. Yani ya, abi çok kızdım ben bu habere ya. Kadıncağız zaten engelli. Bir de o engelini kesinlikle kendine engel edinmemiş ve bir ressamlık böyle bir sanata yönelmiş. Çok da başarılı sanatını yapan birisi gitmiş kendisinin posterini yapan ressam sanatçıya şöyle anne, evlat, kardeş şefkatinde böyle bir sarılmış. Yani olacak gibi değil. Bunlar bunu reklam olarak kullanıp böbürleneceklerine işte gurur duyacaklarına gidiyorlar, hamaset yapıyorlar, tribünlere oynuyorlar. Bu adama şey kırbaç cezası veriyorlar. Yani olacak gibi değil ya. Evet, Şenol bak. Ondan sonra da, evet. Ondan sonra da millet niye deist oluyor diye şikayet ediyorlar. Evet, Şenol Ünsal şey demiş, Terminator yakışır mı Icardi'ye? Abi Icardi'ye saplamacı işte. Pumper, pumper mı diyorlar, ne diyorlar? Pompacı abi ya. Abi senin yazdığın en iyisiydi işte, cezalandırıcı. Punisher, Punisher. Tamam, aynen. Punisher diyoruz arkadaşlar. Ronaldo, arkandayız kardeşim. Hristiyan alemi, Müslümanlık böyle bir şey değil. Bizler kolay Müslüman olmadık. Bize Emeviler çok büyük işkenceler yaptı ama Abbasiler Müslümanlığı sevdirdi. Müslümanlık kardeşliktir, barıştır. Ve dünyaya gelmiş en son dindir. Hiç kimse de kusura bakmasın. Bunu kullanarak prim yapamazsınız arkadaşlar. Onu da belirtelim. Ben çok üzüldüm bu habere. Onu da belirtelim. Beşiktaş'la ilgili sakat cezalı durumdan araştırdım abi. Rozier oynayacakmış. Onu söyleyeyim. O netleşti. Ama diğer oyuncularda Getson, Salih'in oynama ihtimali çok düşük diyorlar. Masuaku'yu iyileştirmeye çalışıyorlarmış arkadaşlar ama son durumu bu Beşiktaş'ın bakalım eyvallah nefes yani nasıl bir 11 ile çıkacak bilmiyorum daha bir haftadan fazla bir süre var dolayısıyla gelişen durumları takip edeceğiz dostlar burayla ilgili bir şey diyecek misin çünkü sana soracağım başka bir şey getireceğim ondan sonra evet, da biraz... yavaş yavaş yayını bitiririz. Evet. Beşiktaş'ta bazı böyle garip gazeteciler işte Jetson Fernandes'in iğne olarak oynamak istediğini, bu maçta muhakkak oynamak istediğini falan söyleyip işte şey yapıyorlar yani. Kendi saflarını sıklaştırıyorlar. Öyle bir olay yok. Ben Jetson Fernandes düzelirse oynayacak, düzelmezse oynamayacak. O kadar basit yani. Adam ille de Galatasaray derbisinde oynayayım diye de özelde böyle bir çabası da yokmuş yani. Onu da Olmaz söyleyeyim ki. Ben. Niye olsun ki? Onun canına millet hatta ne diyorsa. Abi Ekbas'ı hatırlatalım arkadaşlar. 18'inde Galatasaray'ın PAOK'la maçı var. Biletler satışta almak isteyenler için. Bir de Berat abiye sormak istediğim yere gelelim. Bayern Münih'teki sakatların son durumu hakkında bilgi alabilir miyiz? Sanıyorum bunlar artık Neuer'in oynayamayacağına dair ben net bir bilgi aldım bizim maçta İstanbul'da. Sen evet. Ne dersin Berat abi? Yani şu sakatları da sakat diyoruz yanlış anlaşılmasın. Yani sakatlık geçirenler diyelim. O da yanlış yerlere gidiyor bazen. Sanıyorum bunlar doğru ve oynayamayacak gibi gözükenler
İstanbul'daki maçta en azından. Bak biz Beşiktaş maçında 3'ten fazla atmayacak, frene basacaksak en büyük şeyi, nedeni de şu maçtır, tamam mı? Şu maç olmasaydı Beşiktaş'a o dedikleri arkadaşların patlamayı kesinlikle yapardık biz bu sene. Ama bu maçı düşünerek ben Evet abi ama Beşiktaş'ın da yani her atak kalesine geliyor. Diyelim her vurduğun gol oldu. Zaten ilk yarı besledin. Allah göstersin de. Yani ya o kadar basit değil abi. Yani. Abi şeyler yani derbiler o kadar basit olmuyor işte. Bir de biliyorsun yani şu maç da var. Bu maçı hepsinin aklının bir köşesinde şu maçı oynuyor olacaklar. O yüzden de o da etkiler oyunumuzu. Onu Beşiktaş'ın ben sana tek söyleyeyim. Avantajı bu değil mi abi zaten? Aynen işte ben de onu diyorum. Beşiktaş'ın en iyi oyuncusu şu anda bu maç yani o maçta. Öyle söyleyeyim. Galatasaray'ın tarihi bir maçı. Bayern Münih maçı İstanbul'daki. Ve Bayern Münih'te de gerçekten derin Galatasaray her gün gün geçmiyor ki bir kişiyi sakatlamasın şeyde. Bayern Münih'te. Yani böyle şeylere sevinilmez ama oluyordu abi işte ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Emre'cim ama o geçen seneki maçta bu biraz farklı. Bu arada Kevin Phillips dostum ben en son konuştuğum kişilerden Kim Min-jae'nin çok kötü olmadığını ama hala sakatlığın devam ettiğini öğrendim. Velet abi sen ne diyorsun? Evet. Ya Choupo-Moting bir kere kesinlikle oynamayacak. Gnabry kesinlikle oynamayacak. Ben de bu Obamecano mıydı? Neydi bu çocuğun adı? Upamecano. Obamecano o da oynamıyor. Buchmann oynamıyor. Delik oynamıyor. Guerrero oynamıyor. Evet, Guerrero oynamıyor. Delik oynamıyor ve ben bana gelen haberlere göre de Neuer'in de ilk İstanbul'daki maç için değil de Bayern'deki Münih'teki maç için hazırlandığını ben duydum. Ve Bayern'in hemen hemen yarısı yok gibi. Pardon şeyi unuttuk. Cemal Musiala bence en iyi futbolcuları. O da sakatlandı. Evet, o da sakatlandı. O çok önemliydi. O çok dinamik ve aynı bizim Kerem gibi yani ne yapacağı hiç belli olmayan bir tane adam. Onu çok zor tutabilirdik. Onun da oynamaması ben kolu kanadı kırıldı Bayern'in. Bir şey var. Ben Harry Kane'den falan korkmuyorum. Bir Loric Sané ile Kimmich var. Bu ikisinden birisi de bir güzellik yaparsa derin Galatasaray çok böyle helva gibi bir Bayern gelir karşımıza. O da iyi olur yani bu maç için. Hadi Galatasaraylılar Velat abiyi göreve gönderelim. Evet bugün güzel bir yayın oldu. Destekleriniz harikaydı. Bizleri yalnız bırakmayın. Gerçekten arkadaşlar biz Galatasaray için yaşıyoruz. Ama Süleyman Hanım şunu bir daha gösterelim arkadaşlara. Ondan sonra kapatalım. Hemen bir göstereceğim. Kendisine de şey yapalım çünkü. Değil mi abi? Ulan neredesin? Evet. Hemen Kim Min-jae sakat değil. O oynayacak yalnız dostum. Evet arkadaşlar. Beşiktaş'ımıza Afrika Kupası'nda tekrardan yürekten başarılar diliyoruz. Ama sen Beşiktaş'ın şeyine armasını koyacaktın oraya. Türk bayrağı koymuşsun. Beşiktaş'ın armasını abi, koy. Bu resimde hepsinin ülke bayrağı var. Ama olsun abi o zaten espri orada. Beşiktaş'ın arması daha çok yakışırdı. Bir yaklaştırsana grup E'yi. Evet arkadaşlar Beşiktaş bu grup E'ye düşmüş Afrika Kupası'nda. Kaç puan alır yazın siz. Arkadaşlar bu Bayern Münih maçını İstanbul'da beraberlik veya galibiyette bitirirsek arkadaşlar biz son 16'dayız. Yazın kenarıya. Ben çok güveniyorum takıma. İnşallah Allah da o günleri gösterecek. Yayınımıza katıldınız. Abubakar bahis olayına karışmıştı ama hala ülkemizde top oynuyor. Kıvanç ya Photoshop'ta açmışsın diyor. Yok ya estağfurullah. Sizin için her şeyi yaparız. Nevizade varmış. Kırbaç yayın istiyoruz demiş. Bakarız arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Gerçekten çok önemli bir takımın çok önemli parçalarıyız. Çünkü biz Galatasaraylıyız. Hepinizi gerçekten evet. Çok seviyoruz. 21.30'da da futbol muhabbeti Günay Esen Türk'e gidiyoruz arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Çıkarken birer tane like lütfen.